Herkese merhaba ben Satım Elekseli'nden kanalıma mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere yöresel bir lezzetle geldim. İmir dolması yapacağız. Hem çok kolay hem az malzemeli hazırlayabileceğiniz pratik bir yemek oluyor. Hemen tarifime geçiyorum. 2 su bardağı ince bulgur kullanıyorum. Derin bir kase içerisine alıyorum ve üzerine 2,5 su bardağı kaynar su ekliyorum. Bir tatlı kaşığı da tuz ekleyelim. Karıştırdıktan sonra üzerine kapatalım. Bir 5 dakika dinlendirelim. 5 dakikanın sonrasında da üzerine birazcık karabiber ekleyelim. Bir tane yumurta kıralım. Bir su bardağı da un ekleyelim. İmir dolmamızın hamuru bu şekilde oluyor. Yani sadece bu kadar malzeme kullanıyorum. Daha sonrasında da hiç ara vermeden 10 dakika çok güzel bir şekilde yoğuralım. 10 dakika hiç ara vermeden güzel bir şekilde yoğurdum. Sıra geldi şeklini vermeye. Fındıktan birazcık büyük olacak şekilde parçalar koparalım. Daha sonrasında da avuç ortasında mekik şeklini verelim. Şekil verirken bir kaseye birazcık su alalım. Arada sırada avuç ortamızı da ıslatabilirsiniz. Tamamını aynı işlemden geçiriyorum ve şeklini veriyorum. Tamamına şeklini verdim. Daha sonrasında da 3 tane soğanımı böyle ortadan kesiyorum ve yanlamasına doğruyorum. Bunu da üzerine sos olarak yapacağız. Gerçekten çok ama çok lezzetli oluyor. Güvenle deneyin. Tamamını doğradıktan sonra da ara katmanlar açılsın diye de elimle birazcık karıştırıyorum. Bir tencereme su eklemiştim. Suyumuz kaynadıktan sonra üzerine ilk önce bir tatlı kaşığı tuz ekliyorum. Sonrasında da imir dolmasını ekliyorum. Suya attıktan sonra böyle ilk attığınızda suyun dibine çökerler. Pişmeye yakında böyle yüzeyine doğru çıkarlar. Bu şekilde piştiğini anlayabilirsiniz. Soğanlarımın üzerine de bir çay bardağı zeytinyağı ekliyorum ve soğanlarımız kızarana kadar da arada sırada karıştırarak pişiriyorum. İmir dolmamız pişmeye yakın bu şekilde yüzeye doğru çıkıyorlar. Yani şu anda piştiler. Gördüğünüz gibi güzel bir şekilde yoğurduğum için dağılma olmadan pişti. Süzgeç bir kaşık yardımıyla servis tabağıma alıyorum. Soğanlarımızı da arada sırada karıştırarak iyice kızarana kadar pişirelim. İstediğim rengi elde ettikten sonra ocağımı kapatıyorum ve üzerine bir tatlı kaşığı kırmızı toz biber ekliyorum ve karıştırdıktan sonra sosumuz da hazır. 2 su bardağı yoğurttan ben sarımsaklı yoğurt yaptım. Bir de işte sarımsak kullandım. İçine rendeleyerek ekledim. Biraz da tuz ekledim. Çırptıktan sonra üzerine ilk önce sarımsaklı yoğurtunu döküyorum. Son olarak da pişmiş olduğumuz soğan üzerine dökelim. Sonrasında da afiyetle yemek için hazır oluyor. Gerçekten o kadar lezzetli o kadar lezzetli ki güvenle deneyin. Yapımı çok kolay hem de az malzeme ile hazırlayabileceğimiz harika bir ana yemek oluyor. İsterseniz bunu salata niyetine misafirleriniz geldiği zaman masaya da koyabilirsiniz. Yani gün masalarına da çok yakışıyor. Bugün sizlere yöresel bir lezzet olan imir dolmasını yapmış oldum. Güvenle deneyin gerçekten çok lezzetli oluyor. Bugün de tarifimin sonuna geldim. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bana destek olmak için kanalıma henüz abone değilseniz abone olmayı unutmayın abone olduktan sonra bildirim zilini açalım ki yeni videolarımdan da haberdar olun. İzledikten sonra lütfen beğeni bırakmadan çıkmayalım. Kısa olsa destek amaçlı yorum bırakırsanız mutlu olurum. Başka tariflerde, başka lezzetlerde görüşmek üzere, sağlıkla kalın, hoşça kalın.